duruşma salonunda yaşananları günlerdir sessizce izliyorum. Avukatımız dışarıya atılıyor, izleyenler salondan kovuluyor. Mahkeme heyetinin mükellefiyeti buradaki müştekileri, sanıkları, tanıkları tek tek dinlemek, anlatılanları kayda geçirmektir. Beyanlardan yola çıkarak kovuşturmanın genişletilip genişletilmeyeceğine karar vermektir. Fakat gidişat hiç öyle değil. Kovuşturmanın genişlememesi için bir irade gösteriliyor. Soru sormamız engelleniyor. Ne sorsak dosyayla ilgisi yok deniliyor. Nasıl yok, niye yok? Vicdanı bir kenara bırakıyorum. Gözü ve aklı olan herkes izlediğinde Sinan'ı kimin nasıl öldürdüğünü gördüğü kamera kaydı mevcutken biz 3 gündür bu zırvaları dinleyip durduk. Peki kamera kaydında ne var? İzlemeyenler için, anlamayanlar için, anlamak istemeyenler için bir daha anlatıyorum. Kiralık katil arabanın arkasından çıkıyor. Silahını Sinan'ın vücuduna doğrultup üst kısmına doğru ateş ediyor. Sinan ne ayağından vurulan bir insanın refleksini veriyor ne de başka bir hamlede bulunuyor. Sadece bilinci kapalı bir şekilde yere düşüyor ve hareketsiz kalıyor. Yere düşen bir insan eğer ayağından vurulduysa bir refleks vermez mi? Hareket etmez mi? Hiçbir tepki göstermez mi? Size soruyorum. Bu akıl ve mantık dışı ifadelerle saçma sapan zırvaları bize 3 gündür dinletiyorlar. Sonrasında Sinan düşerken kiralık katil Eray Özyağcı Selman'ı da vuruyor. Selman canavli ile kaçıyor arabanın arkasına doğru ve kaçarken eli silahına gidiyor. Silahı elinde değil elini beline atıyor. Ve bunlar kamera kaydında çok net görünüyor. Kiralık katil devam ediyor. Öne doğru bir adım atıp düşmekte olan Sinan'a tekrar ateş ediyor. İlk ifadesinde de beyan ettiği gibi Sinan'ı etkisiz hale getirip kaçıyor. Selman geri döndüğünde ise Sinan'ın cansız bedeniyle karşılaşıyor. Ve dizlerinin üstüne çöküyor. Değerli basın mensupları, aziz milletim. Bugün duruşmada vereceğim ifadede sanıkların yaptığı gibi katillerden kahraman karton çıkarma hikayelerini değil, Sinan hayattayken yaşadıklarımızı, Sinan'ın bana anlattıklarını, canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım. Hem de hiçbir ismi pas geçmeden, tıpkı ilk gün hastanede savcıya verdiğim ifadede yaptığım gibi. O ifadeyi bilenler gayet iyi biliyor. O günden sonra yakın arkadaşlarım bana şöyle söylediler. Ayşe, bu isimleri söyleme. Seni de yaşatmazlar. Sen Sinan'ın sana söylediği alt kademedeki isimleri ver, diğerlerini devlet ortaya çıkarır. Ölmekten, öldürülmekten, çocuklarımı bir de annesiz bırakmaktan korktum. Bugün ölümü göze almadım arkadaşlar. Burada sosyal medyada ve televizyon ekranlarında ortaya konulan tabloyu ve karanlığı gördükten sonra yargıda, emniyette, medyada, sosyal medyada, yeraltı dünyasında bu kadar güce sahip bu karanlığın konuşsam da konuşmasam da beni öldüreceğine, herkesi öldürebileceğine ikna oldum. Bu yüzden bildiğim hiçbir şeyin sır kalmasını istemiyorum. Ölürsem de benimle gitmesini istemiyorum. Herkes her şeyi bilsin istiyorum.